Merhaba sevgili CRI Türk izleyicileri, bir Teknovadi ile tekrar karşınızdayız. Çin Halk Cumhuriyeti küresel konumlandırma sisteminin son uydusunu 23 Haziran'da uzaya fırlattı. Bu Çin'in havacılık ve uzay endüstrisiyle Çin bilim ve teknolojisi için tarihi bir başarı. 1994'te Beidou-1'in piyasaya sunulmasının ardından 2020'de küresel konumlandırma sisteminin tamamlanması için Çin 26 yıl emek verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde GPS, Rusya'dan GLONASS ve Avrupa'dan Galileo ile birlikte Beidou, dünyanın 4 büyük uydu navigasyon sisteminden biri haline geldi. Beidou, ara bağlantı ve hizmetleri geliştirmek için diğer 3 navigasyon sistemi ile ikili işbirliği mekanizması kurdu. Çin ayrıca buradan doğacak teknoloji, ürün ve uygulamaları Güneydoğu Asya ülkeleri işbirliği ile Pakistan ve talep eden diğer kuşak yol ülkeleri ile de paylaşacağını açıkladı. Uzay çalışmaları yürüten uzmanlar Beidou sisteminin dünyanın navigasyon kabiliyetini güçlendirdiğini ve kullanıcılar için daha iyi hizmetler sunmaya yardımcı olacağını söylüyor. Konumlandırma sisteminin tamamlanması şüphesiz çeşitli ülkelerde sosyal kalkınma, afet yardımı ve ekonomik dönüşümde önemli bir rol oynayacak. Beidou sisteminin 3 işlevi söz konusu. Birincisi sistem konumlandırma, hassas zamanlama ve kısa mesaj iletişimine yardımcı olma. Sistem sayesinde ulaşım, tarım, ormancılık, balıkçılık, meteoroloji ve iletişim alanlarındaki kaynaklar daha akıllı bir şekilde koordine edilebilecek. Sistem son olarak depolama ve lojistik, elektrik güç denetimleri gibi alanlarda da istenen hizmetleri sunacak. Beidou sayesinde ortaya çıkacak mesaj işlevi ise afet yardımlarının ulaşmasında verimliliği artırabilir. Beidou sistemi tarafından sağlanan yüksek hassasiyetli noktadan noktaya uzay zaman hizmeti sayesinde Çin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede daha hassas ve akılcı tedbirler almış oldu. Örneğin Çin'de salgınla mücadele için 2 haftada inşa edilen geçici hastanelerde Beidou sisteminin yüksek hassasiyetli ölçümleri kullanıldı. Böylece mühendisler haritalandırma çalışmalarında daha hızlı bir verim elde etmiş oldu. Çin yine bu sistem sayesinde acilen ihtiyaç duyan malzemeleri sevk etmek için drone tipi insansız hava araçlarını yönlendirebildi. Beidou sistemi gelecekteki afetlerde insani yardımlar ve salgın karşıtı çabalar için yeni bir model olan uzay zaman sistemi hizmetlerini kolayca sunabilecek. Çin 2035 yılında planladığı üzere merkezinde Beidou'nun olduğu daha kapsamlı ve entegre bir konumlandırma ve navigasyon sistemi inşa edeceğini açıkladı. Beidou Navigasyon Uydu Sisteminin yani BDS konumlandırma hassasiyetinin ne kadar olduğu ise en çok merak edilen konu. Beidou sistemine bakacak olursak şu anda dünyadaki ülkelerin yarısından fazlası Beidou sistemini aktif olarak kullanıyor. Peki Beidou hayatımıza neler getirecek? Beidou'nun konumlandırması ve zamanlaması nasıl olacak? Dünya çapında Beidou'nun konumlandırma hassasiyeti maksimum 10 metre, hız ölçüm hassasiyeti maksimum saniyede 0.2 metre ve zamanlama hassasiyeti maksimum 20 nanosaniyeye dayanmaktadır. Asya Pasifik bölgesinde Beidou'nun konumlandırma hassasiyeti maksimum 5 metre, hız ölçüm hassasiyeti maksimum 0.1 metre ve zamanlama hassasiyeti maksimum 10 nanosaniye olarak ölçülüyor. Uydu konumlandırma sistemlerinde 1 saniye 1 milyar nanosaniye eşittir. Yukarıdaki rakamlar Beidou'nun konumlandırma ve zamanlama hassasiyetinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Denizde cep telefonu sinyali yoksa veya bir felaket sırasında iletişim kesilirse Beidou terminalinden kısa mesaj gönderilebilir. Çin ve çevresinde kısa mesaj iletişimi hizmetiyle bir seferde 1000 Çince karakter, ulusal çapta kısa mesaj iletişim hizmetiyle de bir kerede 40 Çince karaktere kadar mesaj gönderilebiliyor. Şu an Çin'in 70.000'den fazla balıkçı teknesi ve sahil güvenlik gemileri Beidou terminalleri ile donatılmıştır. Kısa mesaj iletişimi ile toplam 10.000'den fazla insanın kurtarıldığı da kayıtlara geçmiş durumda. Beidou'nun Çin üretimi çipinin fiyatı 100 yuan'dan yaklaşık 6 yuan'a kadar düştü. Şu an yurt içi ve yurt dışında ana çip üreticileri Beidou ile uyumlu entegre iletişim çiplerinin hayata geçirmiş durumda. 2020 yılının ilk çeyreğinde Çin pazarında internet erişimi için başvurulan akıllı telefonların %75'inden fazlası Beidou konumlandırmasını destekliyor. Çin'de şu anda 6,5 milyondan fazla işletme aracı, 40 bin posta ve kurye aracı, 36 merkez şehirde yaklaşık 80 bin otobüs ve 3200'den fazla iç nehir navigasyon tesisi ve 2900'den fazla deniz navigasyon tesisinde Beidou sistemi kullanılıyor.
Beidou'ya dayalı otomatik sürüş sistemini kullanan tarım makinesi sayısı ise yaklaşık 20 bine ulaştı. Çin'in uydu navigasyon ve konumlandırma hizmetleriyle ilgili bir hükümet raporunda 2009'da Çin'in uydu navigasyon ve konumlandırma hizmetleri endüstrisinin toplam çıktı değerinin 2018 yılına göre %14.4 artışla 345 milyar yuan'a ulaştığı kaydedildi. Diğer bir teknoloji haberi ise Japonya'dan geldi. Japonya'nın güneydoğusundaki Yamato şehrinde ilginç bir yasak devreye girdi. Buna göre kentte yürürken artık telefonla konuşmak yasaklandı. Japonya'nın Kanagawa eyaletine bağlı Yamato şehrinde yürürken cep telefonu kullanılmasına şehir meclisinin çıkardığı yönetmelikle yasaklama getirildi. Kyodo Haber Ajansı'nın haberine göre Ocak ayında şehrin iki noktasında yapılan kamuoyu araştırması yayaların yaklaşık %12'sini yürürken telefon kullandıklarını ortaya çıkardı. Araştırma sonrası Haziran başında şehir meclisine sunulan yönetmelik karara bağlanmış oldu. Karara göre cadde ve park gibi kamuya açık lokasyonlarda yayalar telefon kullanabilecek ancak yürürken bu mümkün olmayacak. Yönetmenliğin 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceği söylendi. Kurala uymayanlara ise cezai işlem uygulanacak. Hastane, otel, alışveriş merkezi ve ameliyathane gibi koronavirüs barındırma riski yüksek alanları kimyasal kullanmadan ultraviyole C ışığı ile dezenfekte edebilen UVD robotları Türkiye'de de satışa sunuldu. Başta Çin, Danimarka ve İtalya olmak üzere 60'tan fazla ülkede COVID-19'a karşı kullanılan UVD robotunun virüslere karşı %99.9 etkili olduğu söylendi. Yoğun ultraviyole ışığı yayarak ortamların dezenfeksiyonunu sağlayan ve kendi kendine çalışan otonom bir robot teknolojisi olan UVD robotun insan hatasını %100 ortadan kaldırdığı ifade ediliyor. Aynı robotun Çin'in Wuhan kentinde de kullanılmaya başlandığı söylendi. Teknovadi'den bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.